Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Evet benden deneme çözümü bekliyordunuz. Ben de deneme çözümünün kaldığımız yerden devam eden sistemi nedir? Mikro TYT denemelerimizdir. Kaç tane çözmüştük? 6 tane çözmüştük. Bugün ne yapacağız? 7. denemeyi çözeceğiz. Size öyle sorular hazırladım ki. Ya çok güzel sorular. Peki bu sorulara geçmeden önce tabii ki beğeneceğinizi biliyorum soruyu. Hatta videoya da beğeni bıraktığınızı biliyorum. Biliyorum değil mi? Yani ben size güveniyorum. Videoya beğeni bırakıyorsun. Beni destekliyorsun. Ben de bu enerjiyle sizlere daha çok video üretiyorum. Daha çok içerikler karşınıza çıkartıyorum. Anlaştık mı? O zaman hazırsanız hemen sorulara geçelim değil mi? Muazzam mükemmel sorular var bugün. Mükemmel. Hadi bakalım. Evet, sorularımız geldi. Ne var burada? 5 tane çok güzel soru var. Zaten sayfa konuşmuyor mu? Ya ben ben susayım ya. Sayfa konuşsun değil mi? Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Şöyle ilk soruya geldim. Zoom'umu yaptım. Açıklama kısmındaki internet sitesinden PDF'lere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Şimdi ilk soruya baktık. İlk soru kalemimizi alalım. Kendimizi de şöyle ortaladık. En kenarlı turuncu renkte düzgün çokgen şeklindeki kartonun üzerine düzgün altıgen şeklinde mor renkli bir karton konmuş. Ve en kenarlı düzgün çokgenin bir kısmı görülmemektedir. Bak arkasındaki düzgün çokgen turuncu olan öndeki düzgün altıgen turuncu bu sayede görünmüyor. Kaçgen olduğu bilinmiyor. X ve Y açıları toplamı 84 derece olduğuna göre en kaçtır diyor. Şimdi öncelikle... Bak ben bu soruya şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi biz normalde neyi biliyoruz? Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derece değil mi? O zaman ben mesela bunu devam ettiğini bilsem. Yani bilmiyoruz. Kaçgen olduğunu bilmiyoruz. Devam etti, devam etti. Hatta şöyle işte döndü, döndü. Nereye kadar gittiyse önemli değil. Ama burada şöyle bir olayımız var. 120 dereceyi içeri yazdım. Hocam niye yazdın onu? Hemen 360'ı kenar sayısına yani mor olan düzgün çokgenin kenar sayısı 6. A kenar sayısına böldüğümde dış açıyı ne buldun? 60 derece buldun. 360 bölü n dış açıyı verecek? Düzgün çokgenlerde bütün dış açılar birbirine eşit değil mi? Eşit. Tamam. Peki 60 derece dışsa 180 eksi 60'tan 120 yazdım mı? Yazdım. Süper. Aynı şekilde e, ben şunun dış açısının 60 derece olduğunu biliyorum. Fakat biz şurada kaç tane kenar görüyoruz? Bak bir. 2 3 4 5 6 tane kenar görüyorum. E benden de zaten kenar sayısını sormuştu bu kırmızı ile çizdiklerimin. O zaman kenar sayısı en. Yani, yukarıda 6 tane varsa arkada yani görünmeyen kısmın tanesini sormak istesem sana kaç tane vardır desem n-6 diyeceksin değil mi? İşte bak n-6 tane köşe var değil mi? Yani kenar var. N-6 yazıyorum. Bak şuraya yazsam güzel olur yukarıya doğru. Yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bak n-6 tane kenarımız var. Peki sonuçta biz şu an dış açı yazmamız gerekiyor değil mi? Peki n-6 tane dış açının artı x'in 60'ın ve y'nin toplamı 360 derece olmayacak mı? Olacak. Bak yorum tamamen bu. Dış açılar toplamı. O zaman bu kaçkendi? N-A. Engendi e e de değil mi? Yani 360 bölü N bir dış açısını verecek. Bak 360 bölü N. Şu an biz ne yaptık? 360 bölü N. Yani dış açısından kaç tane var? N-6 tane var. Nerede bunlar? Görünmeyen. Bak şuralar. Artık kaç ka ka kaç kenar varsa aşağıda bilmiyorum. Bilmediğim için N-6 yazıyorum. Bak çok güzel bir soru. Bunu yazdım. Artı. Geri kalanı toplayalım. X var. Y var. Bir de 60 derece var. Eşittir 360 diyorum. Bak sana şu X artı y niye verdi? x artı y ye gördüğün yeri 84 yaz dedi. 84 yazsam burada ne sağladık aslında? n 6 çarpı 360 bölü n. Bak n 6 çarpı 360 bölü n eşittir. Şuraya ben 84 yazarsam 84 ile 60'ı topladığımda ne yaptı? 144 yaptı. 144 de karşıya negatif olarak yolladığımda 360 eksi 144 216 derece yaptı. Tamam bak sadece buraya bak. Şıklar tam sayı mı? Şıklar tam sayı. Şimdi 9, 10, 11, şey 9, 10, 12, 13, 15. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapalım. Mesela tam bölünebilme olayı ve 216'yı düşünerek konuşuyorum. Mesela diyelim ki 10 versek 10-6 4 çarpı 360 bölü 10 nedir? 36. Ama 36 çarpı 4 216 yapmaz. 36 çarpı 6 216 yapar. Demek ki 10 değilmiş hatta 10'dan biraz daha büyük vereceğiz. Gelelim mesela 15'i deneyelim. Mesela 15'i denesem. 15-6 nedir? 9 çarpı 360 bölü 15. Nedir? 24. Ama bak 24 ile 9'u çarpsam. 9 çarpı 20 180. 9 çarpı 4 36. 180 artı 36 ne yapar? 216 yapar. Resmen cuk diye bulduk değil mi? Peki demek ki kenarımız neymiş? En kenarımız 15'miş. Yani 15 gelmiş bu. Tamam mıdır? Arkasındaki turuncunun kenar sayısı 15 iken. Burada ifade içeriye yazarak kendisini ortaya verdi. Yani ortaya çıkardı. Peki ben bunu bu şekilde yapmasaydım ne yapacaktım? İçler dışarı yapacaktım. İçler dışarıdan da çözümü yapabilirsiniz. Sadeleştirme işleminde yapabilirsiniz. Ben tamamen baktım dedim ki şıklar tam sayı. E ben o zaman tam sayıdan en basit olan nedir? 10'dur. Onu kullandım. Dedim ki 10 verdik ama tamam cevap gelmedi ama arasındaki mesafe çoksa en sondakini deneyeyim. Çok olmasaydı 12'yi deneyecektim hemen yanındaki C şıkkını deneyecektim tamam mıdır? Bu da size bir tavsiye olsun soru çözerken bu tarz hızlıca pratik şeyler yapabilirsiniz. Onu kullanmamın sebebi daha kolay yazmak için aslında tamam mı? Anlaştık mı? O zaman ilk sorumuz bu şekildeydi. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuza geldiğimizde bir benzerlik sorusu var. Güzel bir soru. Kaan'ın yürüme yolunun hizasında 26,5 metre ve 50 metre yüksekliğinde iki bina bulunmaktadır. Pardon durmaktadır. Binaların Kaan'a bakan yüzleri arasındaki uzaklık 300 metre. Binaların Kaan'a bakan Yüzlerini çiziyorum kırmızıyla. Şu kırmızılar Kaan'a bakan taraflar. Zaten arasında 300 metre olduğunu yazmış. Devam edelim. Ee, Kaan'ın 26,5 metrelik binadan uzaklığı 600 metre ve göz hizasının yerden yüksekliği 1,5 metre olduğuna göre Kaan arkadaki binanın kaç metrelik kısmını görebilir? Yani soru işaretini bana soruyor mu? Soruyor. Peki bak benzerlik sorularında benim önerim ne biliyor musun? Amacımız burada bir benzerlik oranı oluşturmak. Yani temel benzerlik yapabilirsin, Thales yapabilirsin. Peki bunlar için bir dik üçgen lazım, değil mi? Yani dik üçgenin karşılıklı kenarları. Mesela şöyle konuşayım. Mesela şu kenar için konuşalım. Mesela şöyle bir dik üçgen oluştursam. Bak şu kenar ve şu kenar. Şuradaki kenarın buna oranı, buradaki kenarın buna oranı oranlı olmalı. Biz buna Thales teoremi diyoruz. Peki olayı gerçekleştirelim. Bak göz hizasından karşıya ben şöyle dikkat. Şimdi bir buçuk burası ya. Karşıya da bir buçuk yazıyorum. Buraya da bir buçuk yazıyorum. Peki 26 buçuktan bir buçuk çıkarsa şuraya 25'imizi yazdık. Burada 90 derece. 600'ü karşıya taşıdım. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Tamam. Şuranın da 300 olduğunu biliyorum. Hatta onu şöyle kırmızıyla yazalım. Bak 300, 300. Tamam. Peki şöyle bir durum söz konusu. Biz şurayı bilmiyoruz. Bak kırmızıyla çizdiğim Kenara dikkat et. Burayı bilmiyorum. Y yazdım buraya. Şimdi bunu daha net görmen için dışarıya çıkartıyorum. Ne yaptık? Bak şurada 25'in var. Şurada 300 var. Burada da 600 var. Buraya da Y yazdım. Peki temel benzerlik teoreminden şöyle bir şey yapabilir miyim? 600'ün 900'ü oranı. İstersen şunu da yapabilirsin bak. En iyisi neyle yazalım? Şunu yazalım. Bak 300'ün karşısında K yazsam 600'ün karşısı 2K olacak. O zaman temel benzerlik 2 bölü 3'ü sağladı mı sana? Sağladı. Bak geliyorum diyorum ki 2 bölü 3 eşittir. 25 bölü y midir? İçler dışarı yaparsam y buradan ne gelir? 2y 75 ise 75'i 2'ye böldüm. 72'ye böldüm. 35. 5'i 2'ye böldüm. 2,5. 35 artı 2,5'tan 37,5 geldi. Geldim 37,5'umu yazdım. Peki şimdi 37,5 burada var. E 1,5 da aşağıda var. Soru işareti de var. Bunların toplamı 50 olmayacak mı? Olacak. Bak buçuk, 37,5, buçuk artı Y. E, pardon Y yazdık. Soru işareti. Soru işareti eşittir 50. Sol tarafı topladığımda 39 yapıyor. 39'u karşıya negatif olarak yollarsam ne yapar? Soru işareti değerimiz buradan 50-39'dan 11 birim gelir. Bize de zaten kaç metre görecekmiş bu Kaan. Üst tarafı görecek. Demek ki cevap 11'miş. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Bak ikinci soru da çok güzel bir sorudur. O yüzden... Önemli sorular arasında yıldızlarımı ekliyorum ve üçüncü soruya doğru yola çıkalım değil mi? Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz analitik geometrinin doğrun yani doğrunun analitik kısmından bir soru. Analitik geometride yani daha çok aslında AYT'de sorulabilecek soru tarzlarından bir tanesidir. Umarım senin analitik geometrin iyidir. Analitik geometride işin içine formül girdiğinde hani doğrunun analitiği işin içine yorum yani iki nokta arası uzaklık olsun veya orta nokta olsun veya ee, ne diyelim mesela bir noktadan bir nokta olan uzaklığı kilometre cinsinden veriyor. E sen de başka iki nokta arasındaki uzaklığın kilometre cinsinde sana sormuş oluyor. İşte bu tarz sorular TYT sorularıdır. Ama işin içine formül, eğim, denklem girerse ne diyoruz? AYT soruları diyoruz. Anlaştık mı? Peki devam. Şimdi bir köşesi A noktası olan ABC eşkenar üçgeninin B ve C köşeleri D doğrusu. Yani 4X artı 3Y artı 8 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Alan ABC nedir diyor. Bak şimdi yorum yapacağız ama nasıl biliyorum? Şimdi bu eşkenar üçgense ben geliyorum şöyle bir eşkenar üçgen çizdim ve bu eşkenar üçgenin hangi doğrusu üzerinde olsun? Bak şu doğru üzerinde kenarı var. Mesela bu D doğrusunda isimlendirelim. 3x pardon 4y 4x'le başlıyormuş. 4x artı 3y artı 8 eşittir 0 doğrusu. A noktası burası olsun. B noktası burası. C noktası burası. A noktasının eşken üçgen B ve C köşelerine e, doğrusu üzerinde olduğuna göre diyor. Şimdi alan bulacağız ya. Alan için yükseklik lazım. Ben A'dan D doğrusuna olan yüksekliği çizdim. Tamam mı? H olarak belirledim. Şimdi burada bizim bir formülümüz var. O formül nedir? Noktanın doğruya olan uzaklığı. Senin A noktanın bak 7'ye eksi 2 noktanın hangi doğruya olan uzaklığı? Şuradaki doğru. 4x artı 3 artı 8 doğrusu değil mi? O zaman Formülü nasıl yazıyoruz? H eşittir mutlak değer içerisinde noktayı denklemin üzerine yazıyorsun. Yani x gördüğün yere bak. x gördüğün yere 7, y gördüğün yere eksi 2 yazıyorsun. Hocam neden mutlak değer içerisinde? Sana soruyorum. Uzunluk negatif olabilir mi? Tabii ki olamaz. İşte bak olamayacağı için ben ne diyorum? Mutlak değer içerisinde olacak. Kafanda böyle tutabilirsin. Aa mutlak değer içerisinde. Hoca ne yapmıştı? Noktayı denklemin içerisine yazdı. Süper. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Devam. Peki yazalım. Diyelim ki 4 çarpı 7 28 artı 3 çarpı eksi 2. Hemen ne yapıyorum? Eksi 6 yazıyorum. Artı 8 mutlağı kapattım. Bölü kök içerisinde x'in katsayısı nedir? 4. Y'nin katsayısı nedir? 3. İşte 4 ve 3'ün karelerinin toplamı. Hocam e bunlar tanıdık değil mi? 4 ve 3. Evet tanıdık. Pisagor'da ben direkt ne yazabiliyordum buraya? 5 yazabiliyordum. Yani ben gelip buraya kök içerisinde a kare artı b kare. Hani bu denklem ax artı by artı çok fazla artı yazdım. Dur. Heh. B'ye artı C eşittir 0 doğrusu ya. Peki bu doğru üzerinde X ve Y'nin katsayıları A ve B olduğu için kök içerisinde A kare artı B kare yapmış oluyoruz. Tamam mıdır? O yüzden eşittir diyorum bak alt tarafa 5 geldi. Yukarı taraf 8 eksi 6 2. 28 artı 2 30. 30 bölü 5 ne yapar? 6 yapar. Demek ki H yüksekliğimiz neymiş? 6 imiş. Şimdi 6'yı bulmak bizim işimize şöyle yarayacak. Bak şimdi. Sonuçta sen eşkene üçgen olarak bakıyorsun buraya. 60'ta 6 varsa burada açı ortaya olacak. 30'da da 6'yı köküçe böldüğümde 2 3 Burada 2 köküç. Eşleniyle çarpıyorduk. 90'ın karşısında 30'un karşısında 2 katı olacak. 4 köküçe 4 köküç. E biz bir kenarı bulduk mu? Bulduk. Eğer bir kenar A ise A kare köküç bölü 4. A kare köküç bölü 4. Bir eşkenar üçgenin alanını veriyordu. İsteyen buradan yapabilir. Ama ben taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapacağım. Çünkü en temel üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir değil mi? O zaman ben bunu deneyeceğim. Deneyelim. Tabanında 4 köküç var. Şöyle yazıyorum bak. Taban 4 köküç. Yüksekliğimiz de 6. Taban, taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 24'ü 2'ye böldüm. 12. Yanında da köküç var. Demek ki cevabımız 12 köküç birim kareymiş. Tamam mıdır? Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Çok güzel bir soru. O zaman çantaları toplayalım. Nereye gidelim? Bir sonraki soruya. Hadi gelsin dördüncü sorumuz. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz biraz uzun bir soru. Bak şöyle göstereyim. Bayağı bir uzun bir soru. Soruyu önce okuyalım. Yukarıda boyutları 180 santim ve 100 santim olan beyaz renkli bir kutunun üzerine eşit aralıklarla çizgiler çizilmiştir. Bu karton tam ortasından katlanarak şekil bir oluşuyormuş. Bak şekli yorumlayalım. 100 ise bunların hepsi eşit mi? Eşit. 100'ü 4'e böldün. 25, 25, 25, 25. 2'ye böldüğü için yani tam ortadan şöyle 2'ye böldüğü için 180'i 2'ye böldüm. Yan taraf 90 diğer tarafta 90. Tamam mı? Şöyle yazdı. Üst üste getirdi. Peki bu o eşitlikler aslında niye verildi biliyor musun? Bak aşağı indim. Katlanan karton şekil 2'deki gibi köşegen boyunca kesilerek alt taraftaki üçgensel bölge açılıyor. Şimdi bak kağıdı katladın. Köşegenden kesersen birleşim olan yer. Şu bak şuradaki kırmızıyla çizdiğim üçgen var ya. Bu aslında Aşağıdaki üçgenin yarısı bak. Şu yarısı ön taraf. Diğer yarısı da arka taraf olacak. Peki hatırlarsan biz ne yapıyorduk? Şurayı siliyorum. Ve diyorduk ki A, 3A, 5A, 7A. Hocam niye direkt öyle yazdınız dersen de hemen hızlı bir şekilde bak. Şöyle bir tane orta taban çiziyorum. Ve burada orta taban orta nokta olarak verileceği için paralelliği unutmuyorum bak şu şekilde. Benzerlik oranı burada nedir? 1 bölü 2'dir bak. 1'in 2 oranı. Peki 1 bölü 2 benzerlik oranıysa işte... Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Benzerlik oranının küpü de hacimler oranıydı. Bak bu ikisini sakın karıştırma. Çok fazla öğrenci karıştırıyor. Sen karıştırmayacaksın. Tamam mıdır? Devam. Peki 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eğer ben üst tarafa A alanı desem tamamı 4 A olacak. E, i̇çte zaten bir tane A olduğu için aşağıya ne yazıyorum? Geliyorum 3 A yazıyorum. Bak 1 3. Peki bir tane daha çizseydik hocam. Bak bir tane daha eşitlik yapıyorum. Şimdi burada ise 1'in 3'ü oranı. Hemen ne yapıyorum? 1 bölü 3'ün karesini alıyorum. 1 bölü 9'su. A buradaysa tamamı 9A olacak. E 4A toplamları var. Bak şurada 4A var. Şöyle aşağıya ben 5A yazarsam toplam 9A olur değil mi? İşte bak 5A'yı yazıyorum. İşte bak kademe kademe tek sayılar ortaya çıkmış oluyor. 1 3 5 7 9 11 istediğin gibi gidebilirsin. Bak bunu bir kez öğreniyorsun. Bir daha tek başına oturup bunların hepsini yapmak zorunda değilsin. Ben sana diyorum ki geleceksin 1 3 5 7'yi bu şekilde yazacaksın. Tamam. E hocam e biz bunu yaptık ama bu desendeki mavi bölgenin alanları toplamının beyaz bölgenin alanları toplamından kaç santimetre kare fazla olduğu soruldu. E peki şöyle yorumlayalım. Tamamını baktığında ben alanları A cinsinden yazabiliyorum değil mi? 7 ile 3 A'yı topladım 10 A. 5 A ile A'yı topladım beyazları topluyorum 6 A. Maviler de 10 A. E peki 10 A'dan 6 A çıkartırsam bak 10 A eksi 6 A bize sorulan 4 A değil mi? Yani soru bizden 4 A istiyor. Şimdi tamamı hesaplayalım. Bir baştan bir sondan topladım 8 A. 8 A da burada var 16 A. Bak 16A diyorum. Eşittir. Tabanımızda ne var? İkisinin toplamı bu. 180 var tamam mı? Peki yüksekliğimizde ne var? İyi izle. 100 var. Çünkü senin burada indirdiğin yükseklik de bak şuradan indirdiğin yükseklikte. şu kenarla aynı olacağı için Burası 100 ise karşısı da 100 olacak. Tamam. Taban çarpı yükseklik bölü 2 o zaman ben 16A'yı eşitliyorum bak. 100 çarpı 180 bölü 2. Tamam. Sadeleştirmemiz var mı? Bak şöyle 2 ile sadeleştirdim. Şurası 50. Peki bir daha 2'ye böleyim. 8. 2'ye böldüm. 25. Peki ne yapalım? Şurada 4'e böleyim. 4'e böldüm 2. 180'i 4'e böldüm. 45. Bunu da yazdım. Bak ne geldi? A değerimiz. Bak 2A değerimiz eşittir. 25 çarpı 45 geldi değil mi? Ama bizden ne isteniyordu? 4A isteniyordu. O zaman buraya bir 2 ile genişleteyim. Buraya da bir 2 ile genişleteyim. Ne yaptık aslında? 45 ile 2'yi çarparsam 90 yapar. O zaman 25 çarpı 90 bizim aradığımız cevap. Yani kaç santimetre kare fazladır ifadesi. Peki 9 ile 25 çarparsam 225 yapar. 0 da eklersem ne yaptı? 225'in sonuna 0 ekledim. 2250 santimetre kare daha fazlaymış. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz tam deneme sorusu. Tam böyle ayarında ya. Yani. Böyle sınavda çıksa sırıtmayacak nitelikte. O yüzden buna da şöyle bir yıldızımız atalım. Umarım sen de doğru çözmüşsündür. 4 bu şekildeydi. Şimdi günün son sorusuna geçelim. Hadi gelsin son soru. Son sorumuza baktığımızda bir yamuk sorusu var. Peki yamuk artı bir de katlama sorusu var. Peki soruyorum sana katlamada ne yapıyorduk? Şekli eski haline çeviriyorduk ve üst üste gelen açıları birbirine eşitliyorduk. Bak hiçbir şey yapmayacaksın. Katlama görünce bunu yapacaksın. Soru çözerken bunlar lazım. Yani öyle tek bir formül var. Hocam o formülü söyle de ben bütün katlama soru... Öyle bir şey yok. Formül vermiyorum ben sana. Soru sana ne veriyorsa katlama sorusu. Ha tamam ne yapacağım? Üst üste gelen kenarları ve üst üste gelen açıları eşitleyeceğim mi? Eşitleyeceğim. Duyamadım. Heh, şimdi oldu. Anlaştık mı? Peki devam. Peki ABC'de yamu EF orta tabanı. Aa bak. Orta taban ne demekti? Orta taban kenarı orta noktadan şöyle Yatay yani zemine ve yukarıya alt taban ve üst tabana paralel doğru çiziyorduk. Üstüne katlamış ya zaten orta taban olduğu ortaya çıkıyor. Devam. Peki BC üstü F eşkenar üçgeniymiş. ha bak şurada senin bir eşkenar üçgenin var nokta nokta nokta. Şöyle üstlerine de şöyle kenarlara eşitleyelim. 60'lar 60'ar derece olduğunu biliyorum ama yazmadım şimdi. Peki şurada bir oran var. Bu oranı yazmak istesem BC üstüne 2K diyelim. Çift yazalım. BC üssü 2K olsun. 3 ile 2K çarparsam AC üssü 6K oldu. Ne oldu zemin? 8K. Bu şekilde. Peki bunu havaya kaldırdığında bu 6K geri eski haline gitmedi mi? Gitti değil mi? Pardon elim yanlışlıkla değdi kusura bakma. Sayfayı çevirmeyecektim. Yani o şu yakışıklı insanı ekrana getirmeyi seviyorum biliyorsun tabi ama yani neyse artık neyse, nazar değmez inşallah. Geçen sefer zaten bir yakışıklıyım dedim. İki hafta yatak döşek yattım resmen ya. Lütfen arkadaşlar bir nazar boncuğu yorumlara şöyle bir nazar boncuğu serisi alabilir miyim lütfen lütfen gençler lütfen. Şimdi ya içinizde var mı yani bir nazar e, nazar değilen var. Yani o izlemesin ya videoyu. <laughs> Şimdi Bc üstü F eşkenar üçgenin çevresi sorulmuştu. 2k burası. Bu da 2k. Bu da 2k. Şöyle yazdım. Peki şu orta tabanı biz nasıl buluyorduk? EF eşittir bak. EF eşittir. Alt taban artı üst taban bölü 2 ile buluyorduk değil mi? Tam ortada. Analitik geometride zaten orta noktayı nasıl buluyorduk? X'ler toplamının yarısı, Y'ler toplamının yarısı. Bu da en başta aslında ispat olarak buradan geliyor diyebiliriz. Peki 14K 2'ye böldün 7K. 7K'yı şuraya yazarsam şurası da 7K olacak mı? Olacak. Bize bir yükseklik lazım. E, niye eşkenar dedi? Bak soru sana resmen tüyo verdi tüyo. Eşkenar demesinin sebebi birader dedi veya hanımefendi dedi. Yüksekliği bulabilirsin dedi. Kenarda 60 derece var dedi. Dikliği indirirsen 30-60-90'ı sen bu şekilde bulabilirsin dedi. Değil mi? O zaman bu söylediğimi gerçekleştirelim. Ne yapacağız? F'den şöyle dik attım. 90'da 2K varsa 30'da K, 60'da K köküç. Bu K köküse ise K köküç olacak. Bak K köküç, K köküç her yeri doldurdum resmen. E peki devam ediyorum. K yazdım. K köküç yazdım. Şimdi alan formülü nedir? Çünkü bak burada bize bir alan vermiş. Şöyle. 52 köküçü nereye vermiş? Hemen şöyle beyazla çizeyim hatta. Bak beyazla taradığım bölgeye bak. Tabi sen çok görmüyorsun ama turuncuyla boyayayım bak. Turuncuyla taradığım bölgeye baktığında bu bölgenin alanı 52 kök 3'müş. Hemen ne yapalım? O bölgeyi yazalım. Alan nasıl yazılıyordu? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. E yüksekliği bulduk. Burası k kök 3. Yazalım. 6K ile 7K'yı topladım. 6K artı 7K alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz nedir? K köküçtür. Bölü 2 eşittir. 52 köküç. Köküçler birbirini götürsün. 13K yok mu burada? Var. Bak 13K. Peki. Bak yine elimdeydi pardon. 13K. 13 ile 52 sadeleşecek mi? Sadeleşecek. Bak 13K çarpı K bölü 2 eşittir 52. 13 ile 52 sadeleşti. 4. K kare 8 ise K buradan ne gelir? 2 kök 2 gelir. Şimdi K'yı 2 kök 2 bulduk. Çevre sorulmuş. Eşken üçgenin çevresi. 2, 4, 6. Bize 6K soruluyor. Yani 6 çarpı 2 kök 2'den cevabımız ne olur? 12 kök 2 olur. Buradan baktığımızda şıklar da nedir? Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Bak çok güzel bir soru daha. Yemin ediyorum bak bu 5. soru. Tam deneme sorusu. Hatta şöyle bir yıldızladım. 5'in üzerine ve bu şekilde bak ne yaptık. 5 tane harika soru çözdük. Özellikle birinci soru çok iyi soru. Ve şu dördüncü soru da çok güzel soru. Bu ikisini de yıldızlayayım. Son soruya da yıldızımızı attık. Bu şekilde çözmüş olduk. Vedalaşma ekranımız gelsin. 5 tane soru çözdük. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen aşağı inip şöyle bir şu hocanı desteklemek istiyorsan. Aşağı inip şöyle bir beğeni bırakabilirsin. Şimdiden çok teşekkür ederim desteklerin için. Sen böyle beğeneceksin ki sen böyle çevrendeki arkadaşlara destek olarak benim kanalımı veya benden bahsedeceksin ki ben sana daha kaliteli, daha güzel yani kanalı tamamen sizlerin isteği doğrultusunda getireceğim. Tamam Yani sizlerin isteği doğrultusunda getireceğim derken sizler ne istiyorsanız onları üretmeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki kitlemi tanıdıkça ben de aslında size karşı bir şeyler üretebiliyorum. O yüzden kitlemi tanımam için sizin de düşüncelerinizi fikirlerinizi yorum olarak yazmanız gerekiyor. Şimdiden desteklerin için teşekkürler. Kendine çok iyi bak. iyi çalışmalar. Kendine iyi bak. Bay bay.